Seçim 2023'ten merhabalar. Bugünkü konuğumuz AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Muhammed Müfit Aydın ve aynı zamanda yeni seçim döneminde de milletvekili adaylarımızdan birisi. Bursa'da uzun yıllar görev yapmış bir isim. Birazdan o detaylara da geçeceğiz. Ben kendisine hoş geldin demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyecek olanların da hepsine saygılarımı sunuyorum. Geçmiş bayramlarını da tebrik ediyorum. Şimdi tabii siz Bursalı değilsiniz ama artık Bursalı sayılırsınız. Çok uzun yıllardır bürokratlık yaptınız. Özellerde çalıştınız, orman bölgede çalıştınız. Vekil olarak da bir dönemi tamamladınız. Çok kısa isterseniz hani tanımayanlar olabilir. Bir sizi tanıtalım. Müfit Aydın kimdir? Kendi cümlelerinizle sonrasında devam edelim. Evet, bu soru çok fazla soruluyor. Sorulduğu zaman da doğrusu ben detaylı bir şekilde izah etmek durumunda kalıyorum. Sebep de şu, bizim büyük dedemiz, dedemin dedesi 12 tane çocukları var. Bu çocukların hepsi alim insanlar. Bunlardan 135-136 yıl önce iki tanesi Muş'a yerleşiyor, iki tanesi Bitlis'e yerleşiyor, birisi Ağrı'ya yerleşiyor. O zaman da Siirt, vilayet Batman ve Şırnak'ta oraya bağlı. Böyle olunca da o altı ilde mesela... Tabii Osmanlı döneminden bahsediyoruz. Osmanlı döneminden, evet, yani hatta Sultan Abdülhamid'den önceki dönemde rahmetli dedem Sultan Abdülhamid'i tanıyordu. Bu dedemin dedesi benim bahsettiğim. Yani oraya yerleştikten sonra da orada mesela bizim işte Doğu ve Güneydoğu'da bizi aileye bağlı olan kitleler var. Muş'ta, Bitlis'te, Siirt'te, Ağrı'da. Yemin ederken mesela Kürtçe Pseli Şeyh-i Hazin derler. Arapça Hitras Şeyh-i Hazin derler. Türkçe'de Şeyh-i Hazin başı hakkı için derler. Cihat Bey, bu çok kolay bir kazanım değil. Bu oradaki insanların güvenini alacaksınız. İtibarın onların yanında yeteri kadar olacak ki sen bu ünvanı alabilesin. O yüzden rahmetli babam Bursa'da ki 35-36 ve 37 yıl önce buraya gelip yerleştiler. Ben o zaman devlet memuruydum. Sakarya'daydım. Sonra ben de geldim 2000 yılında. 2002 yılında da ben geldim. Babama bayramlarda en az 30-40 bin insan ziyaretine gelirdi. Bu çok ciddi bir şeydi. Hatta ismini vermekte bir beis görmüyorum. Hayrettin Çakmak il başkanıydı. Rahmetli babam vefat etti. Zaman 2006 yılında geldi, şunu söyledi. Dedi ki, Müfit Bey dedi, senden ve ailenden dedi özür diliyoruz. Biz sizi tanımıyorduk. Çünkü o gün cenazeye gelen sayı, belki de Bursa'da öyle bir kalabalık hiç oluşmamış. Bunu millet söylüyor, yani ben söylemiyorum. Fakat her gelen ağlıyordu. Yani bir gelmek var, bir de geldiğin zamanki o duygusal hal çok önemli. Peki bu aşiret kalabalıklığından mı kaynaklanıyor, aşiret, yoksa alim bir insan alim, olduğu için? Hayır, aşiretle hiç alakası yok. Yani belki bütün aşiretimiz, ya daha doğrusu ailemizi toplasanız belki 150-200 nüfusu geçmez. Ama o ilimle olan tahsil Muş'ta olsun, Ağrı'da olsun, Siirt'te olsun, Batman'da olsun, Bitlis'te olsun çok ciddi bir karşılık bulmuş. Niçin? O zamanlar onlar talebe yetiştiriyorlar Cihat Bey. Yani diyelim babamın, ben hatırlıyorum, 150-200 talebesi vardı. Her dönem diyelim 1-2 sene, 3 sene bunları okutuyorsun, ondan sonra tekrar 150-200 sene ve onlar köylere dağıldığı zaman her taraf sizi ve ailenizi tanımak durumunda kalıyordu. Artı bu sefer de ziyaretler başlıyordu. Ben mesela bir... Ama geleneksel eğitimden bahsediyoruz değil mi? Zamanın medrese eğitimi gibi tabii, herhalde. Tabii, o hani zaman... Siyeri, hadisi, aynen, hepsi beraber. Aynen, yani o zamanki şey tedrisat onun üzerineydi. Bu Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kıtaya uğruyor. Hatta rahmetli babam çok bizi duygulandıran, etkileyen bir şeyi vardı. Dedi ki, oğlum dedi, harf devrimi sırasında bütün kitapları yaktılar. Biz kitaplarımızın tümünü torbalara doldurmak suretiyle götürdük ve toprağın altına gömdük. Ve bunu söylerken gözünden yaş aktığını gördüm. O kadar bir zulüm yapılmış. Düşünün siz, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bütün mirasını, bütün şeyini siz bir gecede yok ediyorsunuz. Sabahleyin kalkıyorsunuz, profesörü cahil, doktoru cahil, mühendisi cahil, öğretmeni cahil, böyle bir toplum olmaz. Böyle aslında bir... Müfit Bey, o dil devrimi Osmanlı döneminde de tartışılıyor. Evet. Latin alfabesi, ama tabii sorun şurada olmuş, yasaklayıp tamamen, yani ikisi birden öğretilse sıkıntı bak, olmayacak. Şunu yapsalardı doğrusu çok fazla konuşulmazdı. Cihat Bey, bir gecede değil de fakat siz zamana yaysaydınız bunu...
eğitimin, çocukların daha iyi bir şekilde ülkeye yararlı oluşunun faydalarını söyleyerek bir sene, iki sene içinde bir geçiş yapsanız veyahut da dediğiniz gibi o dil de yine kalsaydı ama o dili bir gecede kesmek çok yanlıştı. Şu an Japonlar hem kendi alfabeleri bak bir tane profesör mi? Arkadaş geldi bize bir şey anlattı. Sosyal medyada da doğrusu onu bulmak mümkün. Diyor ki benim hocam diyor bana anlattı hocası. Diyor ki bir kütüphane varmış İstanbul'da çok büyük bir kütüphane. O zamanki devlet erkanı o kütüphanenin kitaplarının tümünü götürüp Haliç'e dökmek üzere bir tane karın arabasıyla anlaşmış. 5 liraya. Her araba başı 5 lira. Bu arabayı bir gün götürürken Avusturya'nın Viyana Büyükelçisi İstanbul'da denk geliyor. Bu kitapları ne yapıyorsun diyor. Diyor götürüp denize dökeceğim. Dökmezsen diyor. Sen ne kadar para alıyorsun? 5 lira diyor. Ben sana 15 lira versen bana verir misin? Veririm diyor. Kitapları aldı. Ve götürmüş şu anda Viyana'da. Bu kitapların arasında İbn-i Sina'nın tek nüsha olan bir kitabı var. Birkaç senedir uğraşıyoruz onu alamıyoruz. Düşünebiliyor musun? Yani siz bir gecede bütün malınızı, her şeyinizi, geçmişteki bütün tarihteki hadiselerin hepsini yok ediyorsunuz. Evet, bu, Bulgaristan'a doğru, gönderilen bu, arşivler de var. Evet, bu doğru bir şey değildi. Yani. Doğru. Bu yanlış bir şeydi. Yoksa dediğiniz gibi İki lisanla giderseniz o kitapları yakmanıza gerek kalmazdı. Çünkü onların elde edilmesi çok kolay olmamış. Seneler harcanmış. Bir de eski çalışma sistemleri ilimle olan tahsillerde şöyle bir şey vardı. Adamın gecesi gündüzü hep ilimdi. Yani İmam-ı Şafii radıyallahu anh'ın yaşadığı yaş 50 yaş fakat bu bakıyorsun bir mezhep meydana getirmiş. Bu çok basit bir olay değil. Demek ki gece gündüz çalışmış ki o kitapların tümünü yazabilmiş, onları incelemiş, irdelemiş. İmam-ı Azam radıyallahu anh'ın kitaplarını, İmam-ı Hanbel'in, İmam Malik'in bütün kitaplarını irdeledikten sonra bunu yapmış. Onun için yani bunları heba edip bir gecede yok etmek doğrusu çok yanlış olmuş. Çok yanlış evet. olmuş. Böyle bir aileden geliyoruz. Evet. 2001 dediniz sanıyorum. Bursa'ya geldiniz siz de. 2002'nin sonunda buradaydım. 2002'nin ben. Sonunda. Evet, ama babam olarak, uzun seneler önce yerleştiler buraya. Devlet memuruydunuz, bürokrat olarak geldiniz. Evet. Ormanda mıydınız ilk? Ben çevre orman müdürü olarak buraya geldim. Aradan bir süre geçti. O zaman öyle arzu edildi, istenildi. Özel idareye geçtim, genel sekreter yardımcısı olarak. Sonra özel idarede kapanınca Büyükşehir Belediyesi'ne geçtim. Yani aşağı yukarı 6 sene. Çevre Orman Müdürü olarak kaldım. 4-5 sene, 5 sene de özel idarede. Sonra 2-3 sene de Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptım. Evet, bir dönemde milletvekilliği nasip oldu. Evet, 2 dönemde de milletvekiliyiz. Evet, bu dönemde de işte 11 vekilini sanıyorum 6'sı değişti, 5'i kaldı. Kalanlardan evet. biri de sizsiniz. Önce şunu sorayım, Müfit Aydın neye bağlıyor tekrar seçilmesini, aday olarak gösterilmesini? Yani ben tabii bugüne kadar hiçbir şekilde topluma, millete veyahut da herhangi bir şeye hakikaten mübalağa etmedim, yalan söylemedim. Şunu söyleyeyim, yani ben doğrusu bu seçimlere girmek istemiyordum. Yani başka arkadaşlarımız bu işte görevlendirirsin, daha faydalı olabilir düşündüm. Fakat irade şunu ortaya koydu. Bütün milletvekilleri müracaat etsinler diye bize bir telkinde bulunuldu. Genel merkezde. Evet. Böyle olunca da ben hatta bir iki yerde ifade ettim. Dedim ben girmek istemiyorum. Dediler ki olmaz. Mutlaka girmen lazım. Müracaatını yap. Müracaattan sonra zannediyorum Cihat Bey belki de yapmış oldukları kamuoyu araştırmaları neticesinde bizi uygun gördüler. Yoksa bizim böyle bir talebimiz yok. Ben hiçbir ferdi ilahiye bak açık ve net söylüyorum. Ben milletvekili olmak istiyorum, yardımcı ol kelimesini kullanmadım. Fakat böyle bir şey oldu ve onlar söyledikten sonra da doğrusu İslam'ın bir kuralı vardır. Diyor ki ayet-i kerimedir bu estaizu billah. Atiullah Allah'a itaat ediniz ve atiur rasule rasulüne itaat ediniz ve ulul emri minkum ve sizden olan idarecilere itaat ediniz. Bu ayettir. Hatta bizim bir genel başkan yardımcımız bunu bana söyledi. Siz dedi sen ulul emre karşı mı geliyorsun? Dedim ona benim haddim değil dedim. Ben niye karşı geleyim dedim. Böyle de bir şey oldu. Ama yani Bursa'ya hizmet etmek, daha doğrusu insanlara hizmet etmek benim için bir onurdur. Yani bunu hakikaten bu tadı da aldım, bu hazzı da aldım. Yani bir iki şey anlatmak isterim. Mesela geçen dönem
Bir gün bizim danışmanlara gönderdim. Dedim gidin bir araştırın. Yani bu meclisin en fazla kime misafir geliyor onun tespitini yapın. Artı bir de gelenlerin nerelerden geldiğini bir öğrenelim. Basittir. Oraya gidiyorsun bilgisayardan. Her kayıt şey var. Kayıt da var. Gittiler geldiler efendim dediler mecliste en fazla bir numarada siz varsınız. Ziyaret çağırıyor. Evet. Günde 100-150 tane arkadaş gelirdi. Ve ben bundan şeref duyuyordum. Çünkü rahmetli dedemiz, dedemizin dedesi o topluma o ismi, o ünvanı yapmak için çok ibadetle, Allah rızasıyla neyse insanlara hizmetle geçirmişler. Benim de bunu yapmak mecburiyetim var. Ve doğrusu seviyorum da. Yani birisinin işini yaptığım zaman çok mutlu oluyorum. Bazen yapamadıklarımız oluyor. Yasal olarak diyelim imkan yok veyahut da herhangi bir nedenden dolayı imkan olmadığı zaman da çok üzülüyorum ama şunu ben tespit ettim hamdolsun. %90'ın üzerinde gelen talepleri imkan dahilinde yapmışım. %8-10 işte yasal nedenlerle şununla bununla olmamış olabilir. Bu da doğaldır yani. Peki en yüksek sayı çıktı. Bir de nerelerden geldiğine bakın. Yani şimdi nerelerden geldiğini söyleyeyim. Birincisi Muş çıktı. %63.4 de Muş birinciydi. Sonra Bitlis vardı. Sonra Ağrı vardı. Siirt dördüncü. Bursa'dan beşinci sırada. Ama şimdi bu dönem... Mesela Ağrı da bir çıkmamış enteresan. Hani evet. Köken olarak Ağrı. Hani orası olsa gene anladım ama Muş çıkmış. Yok Muş. Muş'ta çünkü bizim hayatımız babamın hayatı hep Muş'ta geçti. Hmm. Dedem Muş'ta halen orada metfundur. Asıl mesela memleket orada. Orası sayılır o zaman. Yani evet Muşlular bize Muşlu diyor, Bitlisliler Bitlisli diyor, Ağrılılar Ağrılı diyor. Biz bundan da gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Yani birileri bizden değilsin demiyor hamdolsun. Bu önemli bir şey yani. Peki mesela bu etkinlik düşünülerek mesela size deselerdi ki Muş'a koyacağız itiraz eder miydiniz? Yani şunu söyleyeyim, o teklifi yaptılar bana, çok yaptılar. Ben kabul etmedim. Muş'tan, Bitlis'ten, Ağrı'dan, Siirt'ten, Batman'dan, Şırnak'tan liste başı yapalım diye bana teklifte bulundular. Ben kabul etmedim. Ben artık Bursa'dayım. Şunun için söylüyorum, yani onu da açıklamakta bir beis yok. Şu anda mesela 2 ay, 2,5 ay önce Muş'ta, sosyal medyada var. 2 sene çok ciddi bir husumet yaşamış Muş'umuzun bir köyü. Yeni ismi Yongalı, eski ismi Palas diyorlar. Köyde ciddi bir şekilde birbirlerine sıkıntı çıkarıp sonradan huzursuzluk has safhada olan bir hadise. Kan davasına dönmüş mü? Evet dönmüş. Ve çok devreye insan girmiş. Sayın vali girmiş, jandarma girmiş, milletvekilleri girmiş olmamış. Ama Allah nasip etti biz girdik ve çözüldü. Şimdi vali o gün bana şunu söyledi dedi ki Sayın Vekilim dedi, 2 yıldır bizim güvenlik güçlerimiz bu olaydan dolayı çok ciddi bir sıkıntı çekiyorlar. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bence ben tahminimi söyleyeyim, dini yönden ikna ettiniz. Yani şimdi Cihat Bey ne yönden olursa olsun bana göre bu kıymetli bir şey. Tabii ki. O bölgede bizim gitmemiz halinde halen husumet halinde olan aileler oluyor. Diyorlar ki kurban falan bir yerde işte Bitlis olur, Ağrı olur, Batman olur, Şırnak olur. Buralarda şu böyle bir hadise var. Yani biz gittiğimizde çözülüyorsa bana göre bu kıymetli bir şey. Tabii ki. Yani biz devlet olarak omdusmanlık diye bir hizmet ve bunu parayla yapıyoruz. Biz parasız bunu yapıyoruz. Devletin buna itibar etmesi lazım. Bunu koruması lazım. Çünkü madem ki milletin öyle bir itibar şey yaptığı, önem verdiği, arz ettiği bir şey var. O zaman o şeyi kaybetmemek lazım. Peki Mühit Bey, şimdi siz bir dönemi tamamladınız ve yaptığınız bu ilk dönemde farklı bir şey nasip oldu size. Eski parlamenter sistem değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekili yaptınız. Bir de işte muhalefetin tekrar parlamenter sisteme döneceğiz taahhüdü var. Sebeplerden en büyüğünü de işte yasamanın artık eski gücü kalmadı, meclisin saygınlığı kalmadı vesaire gibi bir takım tezleri var. Ama siz de diyorsunuz ki gelen işlerin de %80'ini çözebiliriz. Siz bu noktada hakikaten nasıl değerlendirirsiniz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra meclisin etkisi sınırlandı mı? Şimdi burada muhalefetin söylediklerine ben katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Doğrusu bir gün bir konuşmamda da bu konuyu meclis kürsüsünden dile getirdim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cihat Bey biz ülkeyi çok iyi tanıyoruz. Bizim genç kitlemiz bilmiyor. Biz
daha önceki yıllarda, 20 yılda, 30 yılda temel atılıp hiçbir iş yapılmayan bir Türkiye gördük. Söz verilip de yapılamayan bir Türkiye gördük. Muhalefette partilerin birbirleriyle sıkıntılar çektiği günler gördük. 99 depremi, ben Sakarya'daydım. Şimdi de deprem. Görev olarak. Evet. Şimdi 99 depreminde gördüğüm hadiseyi kısaca anlatmak istiyorum. O zaman. Göreviniz neydi Sakarya'da? Çevre Orman Müdürü'yüm. Üç tane parti var iktidarda. Üçlü koalisyon. Evet. Ve bu üçlü koalisyonun her bir partinin bakanları sadece o partiye hizmet ediyor. Bunu net gördüm. Yani burada bir şey anlatmak istemiyorum. Ve o dönemde yapılması gereken binalar biz 2003 yılında teslim etmişiz. 34 bin tanesini. Bunlar hepsi evraklarla var. Şimdi Van'da deprem oluyor, bir senede bitiriyoruz. Elazığ'da oluyor, bir senede bitiriyoruz. Malatya'da oluyor, Bingöl'de oluyor, İzmir'de oluyor, bir senede teslim ediyoruz. Şahat Bey, bu çok önemli bir şey. Bu çünkü baştaki iradenin ve mali gücün de imkanlarıyla bunlar yürüyor. Peki Türkiye 2002 yılında AK Parti devralırken petrol yatakları mı bulundu? Altın gümüş yatakları mı bulundu? Hayır. Sadece iyi bir yönetim şekliyle bunlar yapıldı. Daha önce de Türkiye aynı Türkiye'ydi. Fakat Türkiye'de o zamanlar bir zulüm vardı, bir işkence vardı, bir problem vardı. Yani bunu söylemekte gerçekten bir beis görmüyorum. Bana bir yazı geldi, yazı bendedir. Diyor ki ben o zaman bürokratım. Diyor ki sizin evlilik cüzdanınızın fotoğraflı kısmının fotokopisini gönderin. Cihat Bey, evlilik cüzdanının fotoğraflı kısmının fotokopisi sadece otel sahibi, otelci eğer yanındaki hanımdan şüphelenirse o senden isteyebilir. Devletin hiçbir arşivinde bu istenmez. İşiniz kapalı mı? Evet. Ona bakacak. Vali sordu o zaman. O günkü vali sordu. Valimiz de Cihat Kıraç ismini de söylüyorum. Ben somut olmasa hiçbir şey konuşmam. Dedi ki bu nedir? Dedim ki efendim hanımın başörtülü olup olmadığını tespit etmeye çalışıyorlar. Yahu dedi bunlar ne yapmaya çalışıyorlar dedi. Benim dedi teyzem, annem, halam hepsi dedi başörtülü. Şimdi bu ülkede bunlar hepsi yaşandı yani. Şimdi bunlar biz gelmeden önce 2002'den önce feryat ettiler. Dediler ki efendim bunlar gelirlerse baş açıkları şunları bunları kıyamet koparacak. Türkiye şu anda kardeşlik yaşıyor. Biz eski dönemde zulüm yaşadık. Bir Merve Kavakçı'nın meclisten atılış şeklini milletimiz o hafızasından unutmuyor. Atın bunu dışarıya. Yani millet seçmiş, göndermiş buraya o iradeyi. Sen kimsin bunu atıyorsun kapıya? Biz böyle bir şey yapmadık. Şu anda hepsi de birbirleriyle kardeş gibi devam ediyor. Ama biz özgürlükleri aşırı derecede yükselttik. Şu anda onların meclisteki konuşmalarını dinliyorum. Kendi kendime diyorum ben konuşsam beni atacaklar içeriye. Çünkü ben ta o eski günlerden dolayı halen onu şey yapıyorum. Ama onlar istediklerini söylüyorlar. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Sen 20 yılda, 21 yılda 16 sefer sandığı milletin önüne götürüyorsun. Bunların her çıkışlarında konuştuğu tek şey var. Diktatör. Diktatör seni dilinden havaya asar. Fakat bu adam sandığa gidiyor. Millet buna destek veriyor. Bunun dışında yaptığı bir şey yok. Ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin tam manasıyla oturabilmesi için bir zaman dilimine ihtiyaç var. Allah nasip eder de bu dönemde güçlü bir şekilde gelinirse bu sistem oturduğunda hepimizin mutlu olacağı bir Türkiye'yi inşallah ben görüyorum. Bizim bu gazı çıkarmamız, doğal gazı çıkarmamız eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi değil de parlamenter sistemle olsaydı çıkarma şansımız yoktu ki. Ne fark ederdi? Farkı şu, şimdi o zamanlar yine birbiriyle 6 ay 7 ay devam eden hükümetler vardı hatırlarsınız. Ha ama tek başına iktidar olsa yine çıkarırdı parlamenter. Tek başına iktidar mümkün olmadı ki, çok olmadı yani olmadığı zaman. Mesela Türkiye'nin başarılı olduğu yıllar arasında bir rahmetli Özal'ın ilk 4 yılı var. Neden? Tek başına iktidardı. Sonraki dönemde sıkıntılar oldu. AK Parti de ANAP'ta o zaman başarılı olamadı. Ama ilk dönem belki Türkiye'de altın yıllardı. AK Parti onu yapmadı. AK Parti'nin ilk yılları zulüm yıllarıydı. Bürokrasi direnç gösteriyor. Başbakan hanımıyla beraber Gata'ya gidiyor bir hasta ziyaretine. Diyorlar sen başörtülüsün seni almayız. Türkiye böyle bir ülkeydi. Yani bunu milletimizin bilmesinde hiçbir beis yok.
Yani ülke çok basit, çok rahat böyle, çok huzurlu, çok demokratik, çok şey oldu. Şimdi birileri atıyor tutuyor, öyle değil. Siz 80 yıl bu ülkeyi yönettiniz. Nasıl yönettiniz biz biliyoruz. Cihat Bey bir şey anlatacağım. 8, 9 veya 10 yaşındayım ben. Tatvan'da, Bitlis Tatvan'da. Başında sarık, sadece o günkü kültür oydu. Hacca gidip gelenler başlarına bir sarık sararlardı. O sarığı Tatvan'da jandarmanın parçalayıp yere attığını ve adamı nasıl vurduklarını, alıp götürdüklerini gözümün önünde ben unutmam bunu. Şimdi demokrasiden bahsediyorlar. Ne demokrasi? Hizmet. Hizmet ne yaptınız Türkiye'ye? Bu 80-90 yılda Allah rızası için gelin bu ülkede ne yaptığınızı bir söyleyin. Biz icraatlarımızla çıkıyoruz. Diyoruz ki şunu yaptık, bunu yaptık, Avrasya'yı yaptık, Yavuz Selim'i yaptık, Osman Gazi'yi yaptık, İzmir yolunu yaptık, havaalanını yaptık diyoruz yani. Yani yaptığımız her projede dünyada ses getiriyor. Yani bu son günlerdeki o TCG gemisinin çıkışı, o dünyada şu anda en çok konuşulan şeylerden birisi. Kızıl Elma öyle. İHA sihalarımız şu anda dünyanın gündeminde. Biz sadece böyle ülkeyi yönetmekten ziyade ülkede gençliğe, geleceğe daha iyi bir hazırlık için bunların hepsini yapıyoruz. Peki, Standart, özür diliyorum, bir şey daha estağfurullah. ilave edeceğim. Yaşam standardımız çok arttı. Bütün halkımıza özellikle şunu arz etmek istiyorum. Eskiden bir hastamız olurdu, hastaneye girerdik. 12, 14, 16 tane hastanın aynı odada olduğu günleri ben gördüm. Buna bakıyoruz, bu bizim hasta değil, şuna bakıyoruz, yok, ta başa gidiyoruz hastamızı buluncaya kadar. Şimdi adam telefon açıyor. Sayın vekilim diyor, benim bir hastam var diyor, tekli odaya alabilir misiniz diyor. Kaç hastadır diyorum odada, diyor efendim iki kişidirler. Bu standart yükseldi. 20 sene önce herkes elini vicdanına koysun. Evinin önünde araba olan sayıyı şu anda bir görsünler. Şu anda herkesin önünde elhamdülillah bir araba var. Eskiden biz evlendiğimizde, çocuklarımız evlendiğinde herkes babasının yanına yerleşirdi. Şimdi öyle bir imkan yok. Şimdi herkes müstakil bir eve geçiyor. Bu standardın yükseldiğini gösteriyor ve insanlarımızın daha iyi bir şekilde. Ama ne oluyor? Diyelim ki 5 çeşit yemekten sabah kahvaltısında 4'e düştüğü zaman bir sıkıntı başlıyor. Onu soracağım. Tam Evet. oraya da getirdiniz ama şunu tamamlayalım. Hani dediniz ya, tam Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde icra daha hızlı oluyor vesaire ama muhalefetin bu meclisin etkinliği kısıtlandı eleştirisini siz bir parlamenter olarak aynı zamanda nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben ona da yine karşıyım. Ona da doğrusu katılmıyorum. Şunun için katılmıyorum. O bize bir rahatlık getirdi. Sahaya geliyoruz. Sahadaki gördüğümüz sıkıntıları, problemleri millete rahat bir şekilde götürmeye gayret ediyoruz. Mesela bir şey arz edeyim. Bütün Bursa'mızı değil, Türkiye'mizi ilgilendiriyor ama Bursa'mızı çok ilgilendiriyor. Geçen dönem sahayı dolaşırken 82 bin tane konutumuzun Bursa'da elektriği, suyu, doğalgazı, şuyu, buyu yok yani. Hiçbir devlet imkanı yok. Ve bunu götürdüm Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim o zaman. Dedim efendim böyle böyle bir konu var. Çözün bunu dedi. Bu çözün kelimesini söylediği an zaten elhamdülillah meseleler çözülüyor. Neyse biz geldik. Daha parlamenter sistem devam ediyor. Geldik. Tespitlerimizi tamamen yaptıktan sonra vatandaşa da söz verdik. Hatta vatandaşa şunu ben söz verdim. Vatandaşların çoğu şimdi belki hatırlarlar. Kürtçe Yemen'le söylüyorum. Diyordum söz meri beri. Eski insanların sözü, bu meseleyi çözeceğiz. Ve gittik. 3 ay, 4 ay geçtikten sonra ben o günkü Sayın Bakan vardı, Fatma Hanım, Adana Milletvekili. Gittim yanına, Sayın Bakanım dedim, ilimizde böyle böyle bir problem var. Bu problem Türkiye çapında bir problem. Bunu çözmemiz lazım. Orada hasta vardır, şu var, bu var. Yani 82 bin konut, 4'te çarptığınız zaman 350 bin insan yapar. Hastasını, çocuğunu, yaşlısını düşünmek durumundasınız. Ben bir bürokratlara sorayım dedi. Olur tabii, hayır. Yani Sayın Bakan da yeri gelmiş, bilmez de olayı. Bir hafta 10 gün geçti. Yanında müsteşar var ve bakan yardımcısı var. Bak ben somut isim veriyorum. Böyle çok basit bir şey söylemiyorum. Tekrar gittim yanına. Plan bütçede bir görüşme vardı. Onun için gelmişlerdi. Dedim Sayın Bakanım ne yaptınız? Dedi bu mümkün değil, çözülmüyor dedi. Sayın Bakanım dedim, çözülmesi lazım dedim. Eğer çözülmezse biz burada halkın problemlerini çözmek için buraya geliyoruz, bunu çözmemiz gerekiyor. Dedi olmaz efendim, ikinci sefer. Sayın Bakanım biz söz verdik, Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledik, çözün dedi. Efendim olmuyor dedi. Aynen böyle. O da hayatta, ben de hayattayım. Dedim ben istifa ederim.
siz bilirsiniz dedi. Bak bütün herkes duysun, açık söylüyorum ben. Bunu ifade eden sonradan duyuyorum. Cumhuriyet tarihinde benden başka kimse yok. Ertesi gün Efkan Bey hayatta, bizim milletvekilimiz şu anda. İçişleri Bakanı. O zaman Mehmet Bey de bizim Sağlık Bakanı. Mezun oldum. Evet. Efkan Bey bizim hepimizi çağırdı, milletvekillerini. Hepimizi çağırdı. Yani ben varım, Hüseyin Şahin var, Osman Mesten var. İşte bütün o zamanki milletvekilleri gittik oraya. Sabah saat 9:30'du. Döndü bana, dedi ki üstadım dedi, siyasetçi dedi istifa kelimesini kullanmaz. Sayın Bakanım dedim. Ben o zamana kadar tabii niçin çağrılmışız bilmiyorum. Olayı da bilmiyorum. Dedim, tekraren söylüyorum. Vallahi ben sözümü, namusumu, şerefimi ben milletvekilliğine değiştirmem. Vallahi ben istifa ederim. Sert bir tonla söyledim. Tamam dedi, tamam dedi. Ben gittiler bakanlık kurulunda görüşüldü. Geldi ve çözüldü. Milletvekilliğinin fonksiyonu bu olmalı. Hangi bölgeydi Bursa'da? Ya bölge Osman Gazi var. Yıldırım var, Gürsu var, Kesler var. Kaçak yapılmış zamanında. Kaçak yapılmış zamanında. Ve bürokrat da ceza alacak, 2 sene ceza alacak diye şeyi bağlayamıyor haklı olarak. Aradan zaman geçti. Biz bu sefer imar kanununu çıkardık. İmar affı dediğimiz imar kanunu çıkardı. Ben Çevre Komisyonu Başkan Vekiliyim. Türkiye 40 sene, 50 sene birikmiş AK Parti'den önceki problemleri çözdü. Ama şimdi imar affı eleştiriliyor. İmar affının birkaç tane sıkıntılı şeyleri var. O sıkıntılar da şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından irdeleniyor. Hatta benim bir söylemem var. Ne olursunuz her seferinde ya keşke şunu yapsaydık demeyelim kardeşim. Detaylı bir şekilde inceleyin. Problem, sorun neyse onu tespit edin. Biz ona göre bir yasa çıkaralım. Şimdi onu da Allah nasip ederse onu da çıkaracağız. Yani o problem de çıkacak ama bunun bir yerde kesilmesi lazım. Yani her seferinde barış çıkacak, bunu yapayım, ben tekrar devam edeyim, bu devam etmez yani. Onun bir yerde kesilmesi lazım. Peki az önce kendiniz de tam benim istediğim noktaya getirdiniz. Şimdi AK Parti evet 2002'de geldikten sonra kişi başı milli gelir de arttı, refah da arttı, öyle oldu, böyle oldu. Ama son dönemde de inanılmaz bir hayat zorluğu var. Vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşıyor, ekonomik sıkıntılar var. Seçim gezileri yapıyorsunuz, dolaşıyorsunuz sürekli. Sanıyorum ki vatandaşın birinci derdi budur size şikayeti diye düşünüyorum. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Vatandaşlar bu konuyla ilgili neler diyor? Siz karşı alternatif olarak ne söylüyorsunuz? Ya Cihat Bey, şimdi önce geldiğimiz tarihteki milli gelirimiz 3400 civarındadır. Biz bu çıtayı 13.400, 13.500 hatta bazı illerimizde 15-16 bin lirayı bulan bir düzeye çıkardık. Kısa bir itirazla böleyim, devam edin. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi AK Parti'nin 21 yılı olmuş. Şimdi bugün oy kullanacak birçok kişi AK Parti'den başka iktidar görmedi. Hatta yaşı 30'un altındakilerin, 30-35'in altındakilerin hepsi için bu geçerli aynen, olabilir. Aynen. Eskiyi bilmediği için. Adam diyor ki ya kardeşim ben işte zamanında maaşımla kiramı ödüyordum, faturalarımı ödüyordum. Biraz da gezecek tozacak para da kalıyordu. Ama şimdi zor geçiniyorum. Dolayısıyla eskiyi de çok önemsemiyor. Çünkü beni ilgilendirmez diyor benden öncesi. O yüzden söyledim. Burada %100 size katılıyorum. AK Parti iktidara geldiğinde 10 yaşında olan birisi şu anda 31-32 yaşlarında. 32 senelik hayatında bunların eski halinin hiçbirisini görmedi. Bizim zaten sahadaki en büyük sıkıntımız biz bunlarla bu meseleleri onlara anlatmakla veyahut da babalarla ya ne olursunuz bunları anlatalım diye söyleyerek. Yani çıta çok yükseldi fakat o yükselen çıtayı vatandaşın bir kısmı, o belirttiğimiz kitle, o zannediyor ki zaten Türkiye böyleydi. Biz 80 yıl Türkiye'de ne kadar sıkıntılar çektik. Örnek olsun diye söyleyeceğim. Antep pekmezi diye katı bir pekmez vardı. Bu ahşap bir kutunun içinde Ramazan ayının başında bizim köyümüzde birisi onu alıp getirseydi var ya, komşusunun ifadesi şuydu. Sen de oruç mu tutacaksın? Yani o yoktu. Espri diye söylemiyorum. Yaşanmış bir hadiseyi söylüyorum. Rahmetli amcam alim birisiydi. Çok alim. Talebelik dönemlerinde yanında bir başka talebe var fakat o onun talebesi yani. Muş'tan Ağrı'ya okumaya gidiyorlar. Orada büyük bir amcam vardı Ağrı'da. Oraya giderken Malazgirt veya Patnos'ta bir köyde diyorlar ki bu köyde yemek verebilecek var mı aile, hangisi? Diyorlar ki falan eve giderseniz yemek verirler.
Gidiyorlar o eve, diyorlar ki biz Allah misafiriyiz, işte böyle böyle falan yere gidiyoruz, açız. Buyurun, alıyorlar içeriye, tutuyorlar, yemek getiriyorlar. İki tane yumurta, yağın içinde iki tane yumurta, bir de ayran, başka bir yemek yok, ekmek var yanında. O amcamın talebesi pozisyonundaki kişi diyor ki, işte amcam için diyor o yumurtayı sevmiyor diyor. Yumurtayı sevmiyor deyince diyor, amcam anlatıyor diyor, ben de daha yumurta yemedim, daha utandım. Sadece kaldım ayrana. Ben ayran ekmekle yemeğimizi yedik. Köyden çıkarken dedim sen niye böyle yaptın? Kurban dedi ikimiz yeseydik ikimiz de aç kalırdı. Fakat ben şimdi tokum, seni sırtımda alır götürürüm. Vallahi milletin yoktu, imkanı yoktu. Şimdi sabah kahvaltısında iddia ediyorum 3 çeşidin 4 çeşidin altında yemeği olmayan kim vardır yani? Yani muhalefet o kadar basit şeylerle bu gençlerin kafasını yormaya çalışıyor bana göre. Soğana sarımsağa sarılmış ama sen şu anda özgürlükleri tamamen bitirecek bir yol aldın. Kimler var senin yanında altılı masada? Oraya girer misin? Geleceğiz. Bilmiyorum. Oraya da geleceğiz. Ama siz sahada mesela bu geçim sıkıntısıyla ilgili şikayet alıyorsunuz. Bu şikayeti şöyle alıyorum. Yani ilk baştaki gibi mesela ilk günlerdeki gibi bu şikayet şey yapmıyor. Milletin çoğu bunu anladı. Hatta bazıları biraz da bunu söylüyorlar. Yani onların söylemini söylüyorum. Diyorlar bu biraz da hak ve batıl meselesine dönüşmeye başladı bu seçim. Biraz öyle görenler vardır. Doğrusu doğru bir düşünce yapısıdır. Çünkü karşıda bilemediğimiz, ne yapacaklarını hiç kimsenin bilmediği bir grupla seçime gidiyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi tam o noktalarda aslında en ideal konuksunuz. Çünkü Doğu'yla bağlantınız var. Şimdi Doğu'da bir HDP gerçeği var. PKK terörünün siyasi uzantısı. Bir de Hüdapar gerçeği var. Şimdi seçim noktasında işte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yumuşak karnı olarak Hüdapar'ı görüp oradan yükleniyor. Cumhur İttifakı da doğal olarak HDP üzerinden Millet İttifakı'na yükleniyor. Şimdi siz de aslında Hüdapar'ı çok iyi bileceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü muhafazakar Kürt seçmen ya da vatandaşlarımızın temsilcisi gibi görüyorum ben sizi. Öbür tarafta yine Kürt ama işte aşırı milliyetçi ve terör yandaşı ve bölünmekten bir Kürt devletinden ya da en azından Irak'taki federe Kürt yönetimi gibi bir bölgesel yönetimden yana. Tez antitez gibi aslında Hüdapar'la HDP ama sonuçta Hüdapar üzerinden de Cumhur İttifakı eleştiriliyor. Bir, siz Hüdapar'ı nasıl tanımlarsınız? Böyle ki liderleri AK Parti listesinden aday. Hani böyle sıkıntılı bir yapı mıdır aslında, yan yana gelinemeyecek bir yapı mıdır? Ve sonrasında da HDP üzerinden devam ederiz. Cihat Bey Hüdapar her yerde, her ortamda şu kelimeyi kullanıyor. Biz diyor teröre tamamen karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı bizim bayrağımızdır. Özgürlük bizim kesinlikle şiarımızdır. Bunu çok yüksek sesle dile getiriyor. Aslında bayrağı itirazları yok da hayır. Türk bayrağı denmesine itirazları var. Mesela hayır. Türkiye bayrağı, Türk bayrağı gibi. Yok, orada da yani onu bazı belki bir iki münferit işler oluyor. Ben genel başkanla, geçen hafta il başkanıyla da görüştüm. Böyle bir dertleri yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti demek, Türk devleti demek onları rahatsız etmiyor. Türk bayrağı demek onları rahatsız etmiyor. Çünkü biz 1071'den bugüne kadar Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Acemiyle, daha doğrusu Türkiye'de yaşayan bütün kitlelerin 1071'den bu yana bir kardeşlik bağı var. Beraber orada göğüs göğüse çarpışmışız ve hamdolsun da bu Anadolu'yu fethetmişiz. Şimdi gidin siz Çanakkale'ye. Çanakkale'de Bitlisli var, Muşlu var, Hakkari'li var, Artvinli var, Edirne'li var, Bursalı var, Bilecikli var. Suriyeli var, Yemenli evet, var. Evet, Şamlı yani. Var. Bunlar hepsi, bu kardeşler beraber göğüs göğüse orada yatıyorlar. Afrikalı bir. Yani var. Biz bir yanlışın içindeyiz. Yanlış da şu, terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir kitleyle terör örgütüne terör örgütü diyen kitleyi birbirinden ayırmamız lazım. Orada Hüdapar, da işte Hüdapar'ı Hizbullah'la. Hayır, Hizbullah'la hiçbir alakasının olmadığını adamlar açık bir şekilde, net bir şekilde söylüyorlar. Bir de siz bölgeyi iyi bildiğiniz için Hizbullah diye bir şey kaldı mı? Hayır. Yani Hizbullah
biraz net konuşacağım ben. Tabii tabii, buyurun. Belki de devletin o günkü yapısından kaynaklanan, FETÖ'nün egemenliğinden kaynaklanan bir hadise olarak ortaya çıktı ve bitti. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim Cihat Bey. Hakkari'nin, Muş'un, Bitlis'in, Ağrı'nın, Siirt'in, Batman'ın bütün şu anda alay komutanları içeride. FETÖ'den dolayı içeride. O bölge insanını biz nasıl rahatsız edebiliriz, nasıl huzursuz edebiliriz, nasıl bir ırkçılığı buraya sokabiliriz? Bunun için çok ciddi projeler ürettiler bunlar. Biz içindeydik, gördük bunu. Ve bu projelerin içinde de terör örgütü PKK'nın artması, HDP'nin güçlenmesi için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Halen de onun peşindedirler yani. Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar terör örgütü olduğunu tek bir sefer bir yerde HDP'nin söylediğini bir söylesinler. Yok böyle bir söyle. Aksine APO'ya özgürlük evet. vereceğiz. Yani onlar inkar etmiyor kendileri zaten. İnkar etmiyorlar ama yani bunu milletimizin çok net görmesi lazım. Yani bunu görmediğiniz zaman. Ben hatta bir gün bir milletvekillerine şunu söyledim. Benim yanıma gelmişti, ziyaretime gelmişti. Yani söylemekte bir beis de görmüyorum yani. Kamuran İnan'ın yeğeniydi. Bitlis milletvekili HDP'nin. Dedim ki bak kardeşim siz keşke bir gün... Yani bizim şu ANAP zamanından bildiğimiz Kamuran İnan'ın yeğeni HDP bizzat Kamuran İnan'ın yeğeni, abisinin oğlu. HDP milletvekili. HDP milletvekili. Şimdi dedim ki keşke bir gün çıkıp da bu Doğu ve Güneydoğu'da sözde temsil ettiğiniz ki Kürtlerle alakası olmayan bir parti. Ben çok net söylüyorum. Bak açık ve bu ifadeyi söylerken de çok dikkatli kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Kürtlerin iki tane çok önemli özelliği vardır. Tarihte bu özelliklerini bugüne kadar kaybetmemişler. Bir, imanlarından, dinlerinden hiç taviz vermemişler. İki, namuslarından hiç taviz vermemişler. Kürtlerin özelliği bu. Yani misafirperverlik olsun, sosyal ilişki olsun, bunlar kadar mükemmel bir yapı yok. Ve Osmanlı döneminde de en iyi hizmeti o günkü şartlarda, savaşta olsun veyahut da barıştaki işte şurada burada olsun, hepsinde olduğu gibi devletine hiçbir, rahmetli dedemin bir ifadesi vardı. Bir gün ziyaretine gitmişiz. Cihat Bey bak bunu halkımızın çok iyi bilmesi için söylüyorum. Yanımda 2-3 tane memur arkadaş var. Pazar veya cumartesi günüdür. Ben tuttum elini öptüm. 96 yaşında vefat etti. Alim birisiydi. Dedim ki dede bunlar da dedim bizim memur arkadaşlarımız. Oğlum dedi benim elimden tut beni kaldır dedi. Devletin önünden kalkılır. Din millete bunu öğretti. Devletine saygılı olmayı öğretti. Yani memuru devletin evet. temsilcisi olarak görüyor. Şimdi HDP çıkıyor konuşuyor. Çıkıyor diktatör iniyor diktatör. Başka bir şey yok. Dedim ki ne olursunuz bir gün kendi bölgenizdeki sözde temsil ettiğiniz o insanların haklarına ya bizim köyümüzde şu köyümüzde okul yoktur, yol yoktur, elektrik yoktur, öğretmen yoktur bir şey söyleyin. Yok dedi biz diktatörden bir şey istemeyiz. E yani şimdi böyle bir şey olur mu? Böyle bir düşünce yapısıyla siz Türkiye'de nasıl hakimiyet kuracaksınız? Türkiye'ye nasıl hizmet edeceksiniz? Bu çok ciddi bir problem yani. Bu problemi önce kendi aralarında çözmeleri lazım. İki, Kürtleri temsil ettiklerini söylüyorlar. Kürtlerle alakalarının olmadığını söyleyenler var. Ben de söylüyorum. %67'si bunların Kürt değil zaten. O zaman açalım. Şuraya mı getiriyorsunuz? Osmanlı dönemi, tehcir zamanı, biz döndük, Müslüman olduk deyip, İslamiyet'i seçtik deyip, tehcirden kurtulan işte bir 15-20 tane Ermeni aşiretinden bahsediliyor. Cumhuriyet döneminde de soyadı kanunuyla birlikte işte Türkiye'de kullanılan isimlere geçtikleri için de bunlar bölgede Kürt sanılıyor ama bunların PKK'yı destekleyenlerin çoğu da ya da örgütte yer alanların çoğu da aslında Ermeni kökenli diye bir iddia var. Bunu mu kastediyorsunuz? Şimdi yani bunu kastederken zaten somut olan delillerle söylüyorum. PKK'lılar bir ara sıkıntı çektikleri de Ermenistan'a gittiler. Ermeniler sıkıntı olduğu zaman PKK'yı tamamen işlerine alan bir yapı. Biz onun geçmişini, geleceğini, hepsini çok iyi biliyoruz. İslam'la bir kere hiç alakaları yok. Zaten Marksist bir... Evet yani Marksist ama Marksist... Yani Asala bitince PKK başladı. Şimdi Cihat Bey Marksist de fakat şimdi Amerika'ya tamamen tabi olan bir Marksist düşünce evet, de yok yani. Orası biraz... Onu da anlamıyorum yani. Ben hakikaten onu da anlamıyorum. Amerika ne emrediyorsa onu yapıyorlar. Madem ki siz Marksistleriniz bir çizgidesiniz, o zaman Rusya'ya daha yakın olmanız lazım. Veya Çin'e daha yakın olmanız lazım. Demek ki mesele
bir taşeronluk meselesidir, bir problem var. O problem de bir, bazı ülkeler bunu ülkemize karşı kullanmaya çalışıyorlar. Bir Arap baharı dediler, Arapların tümünü paramparça ettiler. Libya'sıyla, Irak'ıyla, Suriye'siyle, Mısır'ıyla, Yemen'iyle hepsini. Ve Amerika'nın dünyada yaptığı bir tane doğru bir hareket ben görmedim bugüne kadar. Bir ülkeye özgürlük getirdiklerini görmedim. Saddam'a geldiklerinde dediler ki kimyasal silah var. Gençler bunu bilmezler. Biz o zamanlar Doğu ve Güneydoğu'da kimyasal silah atılacak diye Eskişehir'e kadar herkes geceleri evlerini bantlardı. Korkardık biz, çekinirdik. Çünkü Halepçe'de kullanmıştı. Evet. Ama hiçbir silah patlatılmadan Irak, Bağdat'ı Amerika aldı. Amerika aldı, bak kaç sene geçti arada. Var mı kimyasal silah? Hayır, yok. Özgürlük mü getirdin? Irak'ın evini yıktın, Irak paramparça oldu. Üçe bölündü, birbirlerine evet. Yiyorlar. Afganistan'da senelerce orada kaldın. Afganistan'a ne getirdin sen? Afganistan'dan ayrılırken sana ajanlık yapmış olan insanlar vardı. Uçağın lastik tekerleklerinde nasıl parçalandıklarını biz gördük. Çünkü o adam biliyor, orada kalsa onu öldürecek de zaten. Sana ajanlık yapmış. Sen böyle bir devletsin. Hiç kimse kusura bakmasın. Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Devlet Başkanı Biden'ın iktidar Recep Tayyip Erdoğan gitmeli kelimesini kimse unutmasın. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz, Fransız ve İsrail var güçleriyle Tayyip Erdoğan gitsin ve bu hükümet yıkılsın diye istiyor. İmam-ı Şafii radıyallahu anh'ın bir ifadesi var. Diyor ki, düşman oklarını takip edin, sizi doğruya götürür. Ya Amerika senin ne işin var Türkiye'nin seçiminde? İngiliz senin ne işin var? İsrail, Yunanistan. Yunanistan şu anda işi gücü bırakmış, muhalefetle beraber hareket ediyor. Ve bunu bizim milletimizin görmesi lazım. Milletimiz görmezse sonradan telafisi mümkün olmayan bir yol alırız. Ve çocuklarımıza, gençlerimize yazık olur. Onu soracağım kritikliğini ama hani muhalefetin şu tezini de o zaman sormam lazım. HDP madem bu kadar kötüydü, işte terörü destekliyordu, işte PKK'nın durumu ortada. Bu açılım sürecindeki bu diyaloglar ne olacak o zaman? Siz görüşürken iyi, siz konuşurken iyi, biz konuşunca suç mu oluyor? Siz yapınca bir bağım mı oluyor? Şimdi derinlemesine girmek çok zamanımızı aldı. Ben çok sadece kısaca, çok kısa ve öz bir şey söylemek istiyorum. Yani bir fırsat verilmesi lazım. Bu fırsatın da o zamanlar söylemler, talepler, istekler doğrultusunda peki biz bu fırsatı verelim. Ama o fırsatın değerlendirilmesi noktasında adamlar onu bir fırsat olarak değil, farklı bir şekilde kendilerine bir güç şeyi olarak göstermek istediler. Hatırlarsanız haburdan girerken çok lüzumsuz şov yaptılar. Şov yaptılar. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti orada şunu yapmaya gayret etti. Gerçekten bu kardeşlerimize, bunların çoğu belki de mazlumdur. Yani şimdi Diyarbakır annelerini ben nereye koyacağım? Çocuklar hepsi orada. Diyarbakır anneleri hepsi ağlıyor gece gündüz. Demek ki kandırılmış 15 yaşında, 14 yaşında, 13 yaşında, 16 yaşındaki çocuğu siz alıp dağa götürürseniz Cihat Bey bu çocuk kandırılmıştır. Bu çocuk da aklı selim değil. Geleceğini göremez. Bak biz şimdi gençler için daha farklı şeyler düşünüyoruz. Diyoruz ki biz gençlerimizi öyle bir hale getirelim ki hayallerini gerçekleştirelim. Hayallerini bizim vereceğimiz imkanlarla, işte Teknofest dediğimiz hadise şu anda Türkiye'de değil dünyada konuşulmaya başlandı. Gençlerde çok büyük evet, ilgi gösteriyor. Peki o zaman şunu diyebilir miyiz Müfit Bey? Devlet ya da AK Parti hükümeti işte açılımda hani bu işi acaba silahsız bitirebilir miyiz diye bir görüşmeler yaptı. Evet. Olmayınca da terörle mücadeleye hız verdi. Zaten yurt içinde de çok şükür bitirilme noktasına geldiler. İşte biraz şey bozdu. Suriye'de yapılanmalar, YPG'ler vesaire, oradan beslenme durumu var. Ama sınır ötesindeler en azından. Bu da olumlu sonuçlanmadı. Zaten Avrupa'daki baronlar izin vermediler PKK'nın silah bırakması. Bu saatten sonra da herhalde silah bırakma böyle bir şeyinde çok bir mümkünatı kalmadı gibi bir durum mu var? 150 bin tır şu ana kadar onlara silah, 140 küsür bin tır silah vermişsin sen. Sen bu silahı 11 bin kilometreden gelip burada devlet olmayan ve sadece bir örgüt olarak, senin de aslında ifadelerinde PKK terör örgütüdür diyorsun ama buna rağmen harf değiştiriyor. YPG olunca değişiyor. PKK'nın idarecileri hepsi aynı idareci. Hepsi de Apo'nun posterini evet, taşıyor. Ve getiriyorsun, senin üst düzey komutanların geliyor orada boy boy fotoğraf çekiyor. Ve bize de
Diyorsun ki efendim sen bizim stratejik ortağımızsın. Sen kimi kandırıyorsun? Eskiden Türkiye'yi kandırıyordun. Türkiye çünkü o tarihte kanmak için zaten duruyordu. Ne emredilseydin onu yapıyorlardı. İtiraz edecek gücü de yoktu belki. Senin o şeylerini, sıkıntılarını, problemlerini Türkiye'de yapmak istediklerini gördü ve karşında dimdik duran bir lider var, bir iktidar var. Bu onu rahatsız etti. Avrupa'yı bu rahatsız etti. Esas rahatsızlık bu. Yoksa eski dönem gibi baş dün efendim, olur efendim. IMF gelirdi, ben IMF'nin adamlarını hatırlıyorum. Ayakkabının boyasından yemek ne yer, nerede tıraş olur. Bizim işimiz gücümüz IMF'nin adamının pisliklerini öğrenmekti. Şu anda elhamdülillah kendi ayağımızın üzerinde duruyoruz. Kimseden para almıyoruz. 23,5 milyar lira borç para aldığınız zaman siz ve o parayı da ödeyemediğiniz zaman siz o adama özür diliyorum gebe kalırsınız. Biz ülke olarak o zamanlar IMF'nin emrindeydik. Şimdi IMF'ye dedik ki biz sana bundan sonra istersen sana para verelim. Demin arz ettiğim şekilde bizim ne petrol kaynakları bulduk, ne maden kaynakları, altınlar bulduk. Ama bu para nasıl oldu? İyi ülke yönetiminde bunların hepsi hamdolsun ortaya çıktı. Dünyada demin söylediğim halen herkesin konuştuğu projeler yapıyoruz. Bir Çanakkale Köprüsü'nü halen konuşuyorlar. Şimdi bu kadar projeyi yapmak, bu kadar icraatı yapmak, bu kadar insanlarımızın sıkıntıları. Bak, geçen bir hadise oldu. O hadise de doğrusu münferit bir şeydir. Muş'a uçak seferleri, iki seferdi, üç sefere çıkarttık biz. Bunlar geldiler evet. Teşekkür için. Meclise geldiler, beraber oturmuşuz. Milletvekili arkadaşlarımız falan da var. Ben o arada dedim inşallah nasip olur dedim, dördüncü seferi de koyarız. Bir tane kardeşimiz kalktı dedi ki, sayın vekilim yeter dedi, otobüsler bomboş gidiyor dedi. Şimdi elhamdülillah ben Muş'ta bir tek uçağa binen insanın olduğu kişiyi hatırlıyorum. Ondan başka Muş'ta uçağa binen insan yoktu. Allah rahmet etsin Süleyman Özmen abimiz, ismini de söylüyorum. Şurada bir tane mendili vardı, foteli falan diyorlardı. Sadece bu millet hep parmakla gösteriyordu. Bu uçağa binmiş. Onun dışında kimse yoktu. Şimdi elhamdülillah herkes biniyor. Hatta uçak eğer zamanında biraz önceden alırsan otobüsten daha uygun. Standardı yükselttik biz. İnsanlarımızın hizmetkarı olmak budur. Siz insanların, bütün insanlarımızın yaşam kalitesini hastanede yükseltirsiniz. Benim çocuklarım 75-76 kişilik sınıflarda okudu. Şimdi 24-25'i açtığı zaman telefon açıyor. Sayın vekilim ne olursunuz diyor. Şu okulda benim çocuğum 26'dır da işte 4'e 24'lük 20'lik şu sınıf var, oraya aldıralım. Cihat Bey bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli kazanımlar. Bunları unutursak biraz yanlış yaparız yani. Peki hakikaten. Müfit Bey, propaganda sürecinde dolaşırken kahvede, mahallede, vatandaş sohbeti bunları anlatıyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Yaklaşım nasıl? Şimdi AK Parti'nin 11 değil mi şu anda milletvekili var? Buradan 11 evet. 11 tane milletvekili var. Şu anda da siz 5. sıradasınız 2. bölgede. 11 yine çıkarsa tekrar mecliste göreceğiz sizi. Ama artar mı? Düşme riski var mı? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi dün bizim bir tane milletvekilimizin amcası vefat etmişti. Bu da eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın kardeşi. Onun ta cenazesine gitmiştik Kocaeli'ne. Orada birisi geldi bana dedi ki Bursa'dan dedi en az dedi bunu. Çok ciddi isim verdi, ben o ismi vermeyeyim. 12 veya 13 dedi AK Parti milletvekili çıkarır bu seçimde. Birinci bölgeden en az 6, ikinci bölgeden de 7. Ben sahada şu anda doğrusu o ilk günlerdeki soğan sarımsak meselesi, patates meselesini milletin çok daha şuurlu bir şekilde geleceği düşünerek ve masanın karşı tarafındaki kişilerin birbirleriyle olan tutarsızlıklarından dolayı yavaş yavaş büyük resmi görmeye başladılar. Ülkeye zarar vermek istemiyor vatandaş. Yeni mahsul soğanlar çıktı zaten. Ha, fiyatı yani düşüyor evet, zaten. İdeolojik olarak davrananlara bir şey söylemiyorum. Onlar da keşke gerçekleri görmüş olsalar. Keşke onlar da doğru söylemiş olsalar. Bir gün konuşma yapıyorum mecliste. Dedim ki konu aslında bir baraj meselesiydi. Fakat ben çıkarken çok laf attılar. Benden önceki de biraz fazla hükümete çattı. Ben onun üzerine hafif demek ki şey yapmışım. Dedim ki keşke ülkemizde yapılan doğru şeylere yanımızda yer alabilseydiniz.
yanlışlarda da diretseydiniz ki biz deseydik ya bunlar doğru şeylerde, şu şeyde bizim yanımızdaydılar, şimdi de diretiyorlar. Her şeye hayır demek mecburiyetinde misiniz? Grup başkan vekili elini kaldırdı. Biz dedi her şeye hayır diyeceğiz dedi. Her grup muhalefetin görevi bu. Bu muhalefetin görevi olmamalı. Muhalefetin görevi şu. İktidarın doğru yaptıklarının yanında destekçi, yanlış yaptıklarını da uyarıcı bir şekilde, kendisini ikaz edici bir şekilde bir yol yöntem izlemesi lazım. Fakat bizim muhalefetimizin tek bir şeyi var. Çıkar diktatör der, oturur diktatör der. Başka bir şey yok. 2015, 7 Haziran, Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerim iyice dinlesinler bunu. HDP o zaman 80 küsür milletvekili çıkardı. HDP'nin başındaki o zaman Selahattin soruldu. İşte AK Parti ile şey yapar mısınız? Biz dedi o diktatörü dedi başa getirmeyeceğiz. Eğer o gün o ifadeyi kullanmasaydı, elini sıkmasaydı belki de Türkiye'nin partisi olmak için ciddi bir imkan olmuştu elinde. Ve belki de AK Parti ile beraber yol alacaklardı. Ama ben elimi uzattığımda siz elinizi sıkarsanız bu iş yürümez. Benim söylemlerim eğer bu ülkenin geleceğine, özgürlüğüne, bağımsızlığına zarar verecekse sizin ona katılmamanız bu ülkeye fayda getirmez. Şu yanlış anlaşılabilir diye tekraren sorayım. Bunun tersini söyleyenler de var. İşte o gün Selahattin Demirtaş meclisteki grup kürsüsüne çıkıp seni başkan yaptırmayacağız diye 3 kere tekrar etmeseydi AK Parti barış sürecinde bitirmezdi. İşte terörü de tırmanıp bu iş çözülürdü diyenler de var. Hayır, hiç onunla hiçbir bağı yok. Eğer o gün o kelimeler kullanılmamış olsaydı belki diyorum, bak size ne diyorum, belki diyorum beraber hükümet dahi olma imkanını elde edebilirdik. Belki gider onlarla görüşürdük. Belki onlarla ilgili beraber yol alınabilirdi. Ama terör devam ettiği sürece bunu soracaktı. Hayır, ama başka bir şeydi. Şimdi o zaman HDP bir Türkiye partisi olma yoluna girmişti. Yüzde ciddi bir şekilde. Ama sizce isteseler de onların PKK ile aralarına mesafe koyma şansları var mı? Ben doğrusu o günden bugüne yaptıkları uygulamalardan sonra araya mesafe koyacaklarını zannetmiyorum. Artı adaylar da onlar tarafından tespit ediliyor. İşte yani, bence o zaman da koyamazlardı. Evet. Yani neyse, ben iyi niyet gösterisi olarak diyorum ki hiç olmazsa o gün bütün millete bir iyi niyet gösterisi yapabilirlerdi. Derdi ki kardeşim bu demokrasidir. Böyle böyle bir tablo çıktı. Bu tabloda bize ne görev düşerse yaparız. Bu kelime, bu da bir kelimedir. Ben seni başkan yaptırmayacağım. Bu da bir kelimedir. Öyle tabii mi? Tabii ki. Tabii ki. Evet. Peki Müfit Bey, son sorum. Bölgeyle alakalı olduğunuz için de bağlarınız da var. En doğru kişi de sizsiniz diye düşünüyorum bu noktada. Bursaspor. Sizin futbolla çok ilginiz olmadığını da biliyorum. Yani, takip ediyorsunuzdur ama hani bir futbol sever olmak başka bir konu. İşte bu Bursaspor'un Diyarbakır'da yaşadığı Ahmetspor'la olan maç, sonrasında burada olan ve Bursaspor taraftarlarında Bursalı olup da Bursaspor'lu olanlarda şöyle bir algı var. Bizim takım oraya gitti. Zaten hepsi 15-16 yaşında çocuklar. Bizim buradan ne valimiz gitti, ne milletvekillerimiz gitti. Hiç kimse gitmedi. Çocukları orada yalnız bıraktılar yönetimle beraber. Orada bizim çocukları işte çiğ çiğ yediler tabiri caizse. Kimsenin de sesi çıkmadı, tepki de göstermedi. Sonra buradaki maçta biz yapınca ortalık ayağa kalktı. Gene bize savunmak için de sahip çıkmadı kimse. Bursaspor sahipsiz. Kimse de siyaset zamanı, seçim zamanı işte atkıları falan takmasın Bursaspor atkılarını diye bir genel bir eleştiri var. Bununla ilgili sormak istiyorum. Ne dersiniz? Siz acaba bölgeyle İlk maç için söylüyorum, özellikle temaslar kurup destek içinde gitseydiniz biraz daha işler bu kadar büyümez miydi? Şimdi bunu çok samimi bir şekilde arz etmek istiyorum. Yani belki başta sizin söylediğiniz şekilde çok fanatik bir maç sevdam yok ama Bursaspor, Bursa'yı temsil ettiği için Bursa ile alakalı ne varsa beni çok ilgilendiriyor. Ama çok ilgilendiriyor. Bir tarihte hatırlarsanız Trabzonspor Bursa maçı var ve çok ölüm kalım meselesi. Küme düşme şeyi, evet, son hafta. Ben hayatımda belki hiç maça gitmemişim, o maça gittim. Çünkü o küme düşmesi halindeki benim sıkıntıları görmüştüm. Diyarbakır'la ilgili olarak bizim o günkü o idarecilerimiz belki de bunu ciddi bir şekilde bizimle paylaşsalardı. Ben o zaman yine de buna rağmen Diyarbakır milletvekillerimizi aradım. Mesela Mehdi Eker Bey hayatta,
Onu aradım, Ebu Bekir Bey'i aradım. Dedim ki, valiyle görüştük, dedik böyle böyle, inşallah bir olumsuzluk olmaz. Hayır dediler, gerekli tüm tedbirler almış. Sonra Bursa'ya gelindiği zaman da ben gece sabaha kadar yatmamışım Cihat Bey, ama ben reklam yapma peşinde değilim. Yani doğru dürüst sizi sevmesem öyle çok medyaya da çıktığım yok yani. Biliyorum. Hakikaten medyayla alakalı. Ben de bir Hacı Sarı. Ben o gece sabaha kadar yatmadım. Emniyet müdürümüzü aradım hayatta. Dedim ki sayın müdür dedim, sen bir avantajsın bizim için. Hem Diyarbakır halkını tanıyorsun hem bizim halkımızı. Çünkü orada da görev yaptın, burada da görev yaptın. Efendim dedi, hiçbir problem yok dedi. Hatta ben dedi biraz önce oradaydım işte şu bu falan neyse, o söylediklerinin tümünü söylemiyorum. Sonra tekrar Mehdi Beygil'le görüştüm, bizim Diyarbakır milletvekilleriyle. Bizim valimizle görüştüm. Dedim ki böyle böyle bir sıkıntı oluşabilir. Tedbir alırsak yani bir rövanş olmasın. Oradaki o yapılmış olan hata burada da yapılırsa hata üstüne hatanın gereği yok. Fakat bu tecelli ettiğinde ben çok rahatsız oldum. Çok da üzüldüm. Böyle bir şeyi Bursa hak etmiyor. Bursa'nın gençleri hak etmiyor. Bursa Spor hak etmiyor. Orada da Diyarbakırlıların ben zannediyorum içlerindeki işte o teröre bulaşmış olan birkaç tanesinin onları şey olarak getirdi, meydana getirdi bir hasret. Diyarbakırlılar devletine, milletine, ülkesine, bayrağına çok samimi insanlardır. Doğu ve Güneydoğu insanını siz terörden arındırdığınız an oradaki güzelliği göreceksiniz. Ama onu... Ben gittim Diyarbakır'a sayın evet. Vekilim. Yani Bağlar ve bir yer daha vardı. Onların dışında terörle ilgili pek bir sıkıntı yok. Hayır hiç yok. Birkaç tane mahalle var orada. Yani o mahalleler de doğrusu daha eskisi gibi değil. Eskiden sonradan gelme tabii. Onlar bir de yerlisi de değil. Zaten evet. Diyarbakır'ın orada bana verilen bilgi oydu. Köken aslında Arapmış yerlisinin. O çukur meselesini yapanların kimler olduğunu devlet arşivleri hepsini çıkardı. Devlet arşivinde var. Diyarbakırlı bu işe bulaşmaz. Diyarbakırlıların böyle bir derdi yok. Bitlisli'nin yok, Muşlu'nun yok, Siirtli'nin yok, Ağrılı'nın yok. Fakat orada bunları provoke eden ve o insanları böyleymiş gibi gösteren kitleler vardır zaman zaman. Doğrusu bazen medyalar, bazı medya grupları tarafından da itibar da görüyorlar. Siz, onu da söyleyeyim. Daha iyi bilirsiniz ama biraz Kürt gençlerinin de çabuk gaza getirilme gibi bir durumları var. Biraz da o çocukları da gaza getirme durumu var galiba. Çok saf ve temizdirler. Bir de Cihat Bey bir şey söyleyeyim. Orada şimdi okullar açıldı, şimdi mektepler açıldı. 25-30 yıl bu devlet oradaki insanların okul eğitim işlerini yapamadı. Kimse kusura bakmasın. Okullardaki öğretmenler öldürüldü. Okullar açılmadı. Ve o gençlerin hepsi eğitimsiz bir şekilde yetişti. Yani bunların hepsinin hesabını çok iyi yapmak lazım. Terörün zaten rahat yaşayabileceği yerlerden, mekanlardan birisi hiçbir eğitimi olmamış, cahil diye tabir ettiğimiz insanlarladır. Peki siz orası için de gayret ettiniz, burası için de ama olaylar yaşandı. Evet. Sonrasında orada Ahmet Spor 2 maç ceza aldı. Burada Bursa Spor resmen kıyıma uğradı. 9 dediler, sonra 7'ye düşürdüler. Federasyona siz, AK Parti bir arayan soran oldu mu olmadı mı, bir de şu kanı var vatandaşta, Bursalılarda, onu da sorayım öyle bitirelim. Ya işte şimdi bir açıklama yapsalar, işte HDP'de Kürt oyları var, işte ters teper o oylar kaçmasın diye siyasetten açıklama yapmıyorlar. Bu tabii sadece AK Parti değil, CHP'sinden şeyini kimse yapmadı. O sessizlik de bundandı diye yorumlandı. Hem onun cevabı hem de federasyon sürecinde. Yani ben federasyon sürecini şöyle arz edeyim. Ben orada bir adaletsizlik olabileceği kanaatini başta taşımadım ve görüştüm. Dedim böyle böyle dedim. Orada adil bir uygulama yapılmazsa ister Diyarbakır olsun ister Bursa olsun yanlış değerlendirme yapıldığı zaman bizim o gençlerimize, o kitlelerimize, o ilimize büyük bir vebal altında oluruz. Hayır dedi, adaletten şaşırmayacak, şu yapılmayacak, bu yapılmayacak. Yani ben orada da benim imkanım oydu yani. Bir milletvekili biliyorsunuz icra makamı değil, rica makamıdır. Tabii ki. Ha, biz onu söyledik. Dedi ki burada adaleti biz istiyoruz. İnşallah hem Diyarbakır'ı üzmeyecek hem Bursa'yı üzmeyecek bir adil netice çıkar. Bu şekilde tecelli edince de ben doğrusu çok üzüldüm. Yani çok üzüldüm. Ama açıklama yapmadınız. Yani açıklama yapmam acaba doğru olur muydu diye düşündüm. Benden başka, çünkü düşünüyorum beni neredeyse tanıyanların %100'ü
benim sporla şu alakam olmadığını bilmesine rağmen ben çıkıp açıklama yapsam diyecekler ki bu iki yüzlü birisidir. Ben onu da düşündüm yani. Hepsini düşündüm. Ha bu sadece şunu yapmaya çalışıyor. Peki kimsenin açıklama yapmaması bu HDP oyları kaçar endişesi mi? Hayır. Bir kere ben buradaki bugünkü konuşmamda öyle bir şey hiç hissettirdim mi? Yok, o muhalefet tarafı. Hayır. AK Parti tarafından da işte Kürt kökenli seçmen işte Diyarbakır takımına haksızlık yapıyor algısı olur. Bu eleştirileri yaparsak bize gelecek oy kaçar. Orada da o yani. Ben HDP'nin fanatik PKK'lı oylarını hiçbir zaman ne talip oldum ne de olurum. Ama yanlışlıkla, hatayla, kusurla, bilmeyerek oraya giden insanlarımız var. 2015 Kasım'ında seçime girdim ben. HDP bir milletvekili çıkarmıştı Cihat Bey. Ben girdiğimde HDP çıkaramadı. Doğru. Doğru aday bıraktığınız zaman milletimiz oraya vermek istemiyor. Bursa için söylüyorsunuz. Evet. Hayır, Türkiye için de şunu söylüyorum. Siz doğru adamlar bırakırsanız, çünkü bu, özellikle seçmenin şöyle bir şeyi var. AK Parti'deki adayları peygamber sıfatıyla görmek istiyor. Güvenilir olacak, dürüst olacak, namuslu olacak, işte tanınır olacak, ulaşılabilir olacak. Bunların hepsini istiyor. Fakat AK Parti'den kızdığı zaman gidiyor karşıda Ermeni'ye veriyor, Yezidi'ye veriyor, şuraya veriyor, buraya veriyor. Bu ayrı bir şey yani. Bu da farklı bir şey. Yani o zaman bu da aslında büyük bir iddia. Büyük bir iddia, evet. Parti açısından eleştiri de içeriyor aslında. Yani diyorsunuz ki doğru adaylar Türkiye geneli seçilse Kürt seçmenden HDP'ye giden oy düşer diyorsunuz. Evet, bunu söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Eğer çok iyi bir aday tespitiyle yol alınabilse oradaki oylarımız düşmezdi. Biz zamanında oralardan %70'lerin üzerinde oylar almışız. Milli Selamet Partisi orada %70'ler değil %80-90'larda hatta Bingöl'de %100'e yakın oy almıştır. Orada aday tespiti çok önemli. Adaylar o bölgedeki temsil edilebilir özelliği taşıyacak. Artı milletin saygı duyduğu, sevgi duyduğu, hakikaten itibarlı ve ulaşılabilir olduğunu bildiği insanlara kesinlikle oylarını veriyorlar. Yani oralarda... Bu da ciddi bir öz eleştiri. Onu da vurgulayalım. Sayın Müftahin, çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vaktinizi aldık böyle. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, bütün dinleyen kardeşlerimize de saygılarımı sunuyorum. Bu arada geçmiş olmasına rağmen tekrar geçmiş bayramlarını da tebrik ediyorum. İnşallah 14 Mayıs ülkemiz için, bayrağımız için, bağımsızlığımız için bir bayram havasıyla 15 Mayıs'ı inşallah kucaklarız. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Seçim çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Değerli izleyiciler, seçim 2023'ün bugünlük de sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.